Azeri şehit Tümgeneral'in adı İzmit'te yaşatılacak. 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan'la girilen çatışmada şehit düşen Tümgeneral Polat Haşimov anısına yapılan parkın tanıtım programı gerçekleştirildi. Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Konak Sokak'ta bulunan parkın tanıtım programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Haydar Aliyev Kültürevi Derneği Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycan İçtimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgüzel de katıldı. Bu işler, bu faaliyetler tarih karşısında büyük bir hizmettir. Şehitlerimize olan saygımız, hürmetimiz, bayrağımızın daim ucalarda dalgalanması için bir ganimettir. Hesap ederim ki, bugün məhz burada, İzmit'də, Kocaeli'nde bir araya toplaşmağımız bu cür önemli bir günü hep beraber qeyd etməyimiz Azerbaycan ve Türkiye'nin her iki devletin, her iki türklüğün bir millet anlayışında hep beraber Türk yüzyılına doğru şerefle yeni bir dönem ki açılmış bu dönemde bu faaliyetler de öz misyasını, öz emeğini, öz yerini göstermektedir. Azerbaycan adına bu 44 günü savaştan sonra ağaç dikimi yapıldı. Saymakla bitiremeyiz. Son cümlem şudur. Azerbaycan adına yapılan her iş geleceğe hizmettir. Geçmişe saygıdır, sevgidir. Bu parti veren başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kaç gündür gelip gidiyoruz. Titizlikle üzerinde çalışıyorlar. Her birinizi sevgiyle, saygıyla anıyor. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehit Tümgeneral Polat Haşimov'un kız kardeşi, şehit abisinin artık bir efsaneye dönüştüğünü belirterek, Türkiye-Azerbaycan'ın kardeşliğinde böyle parkların ve anıtların yapılması taraftarı olduğunu söyledi. İsmi verildi hatırası için. O kadar sevdi millet onu. Ben onun şehitliği gününü hatırlıyorum. Böyle bir izdihamı Azerbaycan Azadlık Savaşı verirken 1988-90 yıllarında meydanları dolduran milyonlarla insan paşam şehit olduğu gece meydanları doldurdu ve nihayet bitsin bu savaş. Bitsin, biz artık generalımız, böyle bir generalımızı kaybettik. Çünkü o halktan biriydi. Çünkü o her zaman askerinin yanında oldu, önünde oldu. Diğerleri kimi odasından oturup emirler göstermedi. Savaşın önünde gitti. Polat canıyla, kanıyla Türk oğlu, Türk idi. Yani bu öyle böyle bir insan değildi. Zaten Polat olmak kolay bir şey değil. Polat yürekli, Polat karakterli olmak öyle bir kolay bir şey değil. Yetiştirmek kolay değil. Halal çörek, halal süt, namus, gayret, her şey. Onun için her şeyin önündeydi. Teşekkür ederim her birimize. İnşallah ki böyle anıtların devamı olsun. Azerbaycan'da da yapılsın.